Herkese hayırlı akşamlar. Havalar güzelleşince herhalde öğrenci arkadaşlar kaçıyor galiba. Ne dersiniz? Bir ülkede yağmur yağmamasının sebepleri çok çeşitlidir. Ama bunların başlıcalarından biri kul hakkıdır. O kadar çok kul hakkına giriyoruz ki, farkında oluyoruz yahut da olmuyoruz. Materyalizm insanları öyle ihtiras sahibi yaptı ki, hak çiğniyoruz artık hiç durmadan. Neredeyse trafik işaretlerinde yayanın yahut da sürücünün hakkı, falanca yerde işe yerleşirken bizim çocuk girsin, layık olan yerine, filanca yerde arsa alırken canım bir kat daha çekme kat atarız, filanca yerde yani siz sayabilirsiniz aklınızdan. O kadar çok kul hakkı var ki yağmurumuz kesildi. Yazın çok zor geçecek. Bunun bedeli yani ne olacak halimiz demek değildir. Kendi başımıza üzerimdeki kul haklarını artık hesaba çekme vakti geldi demektir. Tek tek, birer birer. Hepimiz. Ancak o zaman toplu rahmet gelir. Şimdi toplu sıkıntı içindeyiz. Zaman ilerledikçe, yaz geldikçe, bakın hava ne kadar güzel değil mi? Bu mevsimde böyle hava. Parasuya bile ihtiyaç duymuyor insan neredeyse. Ama bunun bir de yazı var. O zaman sıkıntıları var. Üçüncü kata su çıkmayınca ikinci kattaki komşunun musluklarını niye açık tutuyorsun diye azarlanma zamanı geliyor. Ben İstanbul'un susuz zamanını biliyorum. Su çıkmazdı bazı katlara. Yani haklı olarak birinci, ikinci, üçüncü kattakiler su geldiği zaman çamaşır da yıkayalım, depomuzu da dolduralım diyor. Tabii onlar çamaşır yıkayıp depo doldururken 5. kata, 6. kata su hiç çıkamıyor. Zaten 3 saat veriliyor su. O 3 saat içerisinde perişanlık idi. Dert yandık, boş verin. Ama dediğime kulak verin. Yani kul hakkı üzerimizde çok var. Bilerek yahut da bilmeyerek kul hakkı çiğniyoruz. Hocam aklınızı dilerim. Günümüz yaşam tarzı, insan bedenine sunduğu maddi ihtiyaçlar karşılığında bundan aşkını, ümidini ve saadetini çalmıştır. Bununla da kalmıyor. Ona bencil olmayıp sadece kendisi için yaşamayı öğretiyor. Buna direnecek miyiz? Kabul edilir. Ama diyorlar ki bu yaşam tarzını kabul edilir. Evet, bize bunu dayatıyorlar. Siz önemlisiniz, buna sahip olun. Canım evinizde sizin de bir odanız olsun diyor mesela çocuklarımıza. Bu kızımızın odası, bu oğlumuzun odası sıkıntısı çekmeye başlıyoruz. Kızımızın odası olunca tabii ona bir de televizyon yahut da bilgisayar da almak lazım. Aile olmuyoruz, aile olmaktan çıktık. Kalabalık oluyoruz. Biz bir medeniyet idik. O medeniyetin göstergelerini kaybettik. O medeniyetin göstergeleri aslında bizim kitaplarımızda yazılıydı. Kitaplarımızı okumadık. Onları kaybedince kalabalıklar olduk beyefendinin dediği gibi. Kalabalıklar insanlara şunu söylüyor. Sen bireysin. Aile değilsin, mahalle değilsin, medeniyet değilsin. Bireysin. Birey olarak bu sefer İnsan her şeye sahip olmak istiyor. Bu da benim olsun. Komşumda var, bende niye yok? İhtiraslar baş gösteriyor. Reklam bu demek zaten. Reklam nedir? Bak sen bu gösterdiğin malzemeyi almak durumundasın ha. Sen o kadar önemlisin ki bunu alınca daha önemli olacaksın. Fuzuli
Farsça divanının ön sözünde beni arka taraf duyabiliyor mu? Şöyle bir hasbihal yapar okuyucusuyla. Der ki gençtim, şiirler yazmaya başlamıştım. Yazdığım şiirlerin herkes tarafından bilinmesini istiyordum. Bunun için bir mahlas seçmem gerekti. Mahlas takma at, şiirde kullanılan at demek. Karacaoğlan adı değil, yani babası annesi ona Karacaoğlan adını vermiş. O şiirlerini yazarken Karacaoğlan olmuş. Emrah babası annesi vermemiş. O Fuzuli de öyle, Baki de öyle. İsimleri başka fakat şiirde kullandıkları bir isim var. Fuzuli anlatıyor, diyor ki şiirler yazmaya başladığımda kendime bir mahlas seçmek istedim. Ama hangi mahlası aldıysam o mahlasın benden önce birkaç şair tarafından kullanıldığını gördüm. Revani adını aldım. 4 tane benden önce Revani ile şiirler yazan adam çıktı karşıma. Aşki adını aldım. 11 tane Aşki isimli, mahlası Aşki olan şairle karşılaştım. Böyle böyle bir baktım ki benim meslektaşlarım şiirlerde kullanılacak hayallerden önce şiirlerde kullanılacak isimleri paylaşmışlar. Bana da bir şey bırakmamışlar. Ben onlarla aynı ismi taşımak istemedim. Çünkü aynı ismi taşıyıp bir şiir yazsaydım, şiirim diğer yazılan şairin, aynı adı kullanan diğer şairin şiirinden daha kötü olsaydı ona yazık olurdu. Çünkü benim şiirimi onun şiirleri zannederlerdi. Yahut da ben haksız yere onun şiirlerini kendiminmiş gibi gösterirdim. Yok, yazdığım şiir diğerinden daha güzel olursa bu sefer de onun şiirlerini benim şiirlerimin arasına karıştırırlar. Bana haksızlık edilmiş olur. Dolayısıyla hiç kimsenin kullanmadığı bir mahlas seçmek istedim. Ve Fuzuli mahlasını seçtim. Dediler ki, bu ne biçim mahlas? Ne kadar Fuzuli? Yani böyle mahlas mı olur? Ben onlara dedim ki, evet, ben bu mahlası kendim seçtim ve böyle adım anılsın istiyorum. Fuzuli kelimesi iki şekilde okunur. Fazl ve fazilet kelimesinin kökü olan fazıldan türetirseniz Fuzuli faziletli demektir. Çok değerli demektir. Yok, fazl kökünden türetirseniz o zaman da fodul, İşe yaramaz demektir. Böylece benim şiirlerime okuyucu baksın. Eğer şiirlerim işe yaramaz, berbat, kötü ise zaten bunun adı Fuzuli desin. Ama şiirlerim işe yarar, güzel şeyler ise bu ne Fuzuli adam, ne kadar faziletli iş yapmış desin diye Fuzuli mahlasını almış. Ondan başka Fuzuli mahlasını kullanan bir kişi daha yok. Orijinallik burada. Ama Allah onu utandırmamış, bütün şiirlerini okuyanlar fazilet kökünden bu ne Fuzuli bir adam diyorlar. Ancak şiirlerini anlamayan nesiller gelince, bugünkü nesiller gibi, o zaman şöyle diyorlar. Ne kadar Fuzuli bu çağda, Allah aşkına bu şiirler ne kadar Fuzuli şiirler. Anlamayınca, haklı olarak içindeki güzelliği kavrayamayınca bize Fuzuli geliyor. Halbuki anladığımız zaman onun ne kadar faziletli olduğunu, ne kadar güzel sözler olduğunu hissedebiliyoruz. 30 yılı aşkındır meslek hayatı içerisinde bir şeyi öğrendim. Ne zaman güzel bir söz yazmaya kalksam, o sözü daha önce birilerinin söylediğini yahut da yazdığını gördüm. Ve gök kubbenin altında en yeni sözleri en eski adamlar söylemiş. Ben
yahut da bize söyleyecek yeni bir şey bırakmamışlar. Tarih tekerrür dedikleri şey bu. Tarihin her çağında hiç durmadan insanoğlu belirli şeyleri yaşayıp duruyor. Bu şiirde Fuzuli'nin gerçekten faziletli ifadeleriyle ta 1550'lerde, 1540'larda söylediklerinin iz düşümü olarak çağımızda nasıl da aslında aynı şeyleri yaşadığımızı görebileceğiz. Şöyle demiş: leblerin tek lal, lafzun tek dürü şehvar yok. Lali gevher çok, lebin tek lali gevher bağır yok. Leb dudak demek. Tek gibi demek. Bazı edatlar vardır. Son ek yahut da ön ek olur. Gibi anlamı katar. Mesela tek onlardan bir tanesidir. Asa onlardan bir tanesidir. Mesela devasa diyoruz. Dev gibi, büyük manasına. Bu da öyle. Leblerin tek, senin dudakların gibi ey sevgili, lal. Lal yakut demek. Yakut, tabiatta bulunan kıymetli taşların en mebzul olanıdır. Yani her rengi vardır, her yerde de bulunur. Kırmızısı, pembesi, kahverengisi, siyah yakut bile vardır. Pembe olanına lal denir. O pembenin rengi dudak rengidir. Dudağın rengindeki yakutlara lal denir. Onlardan genellikle yüzük kaşı yapılır yahut mühür yapılır. Eskiden insanlar okuma yazma oranı %3 iken okuma yazma bilenler yahut daha sonraki yüksek yere çıkmış eşraf kendilerine bir mühür kazıtmak istediklerinde daha ziyade yakut kullanırlardı. Ve yakutlar mühür haline gelirken ya oval ya dudak şeklinde yapılırdı. Hala Topkapı Sarayı'nda dudak, kapalı bir dudağı andıran mühürler vardır. Oval yapıldığı için bu sebepten dolayı divan şairleri sevgilinin ağzını yakuttan bir mühür kabul ederler ve mühürlenmiş kabul ederler. Açılınca içinden sırlar açılır. Mühürlü şeyler sırdır. Dolayısıyla dudak açıldığı an içinden o kadar çok sır vardır ki o sırların her bireri aşık için bir başka hayat tarzını, bir başka sistemi kendiliğinden yaşatmaya ve yaşamaya başlamasına yol açar. Leblerin tek lal derken, lal taşı, yakut taşı işlemesi kolay bir taştır. Üzerine kazıma usulüyle bir şeyler yapabilirsiniz. Mesela yeryüzünde en sert madde elmastır. Elmastan sertlik derecesi bir düşük olan camdır. Onun için camı elmas ile keserler. Elmas pırlanta halinde yontulabilmek için pamuk ile yontulur. İşin garibi, enteresan bir şekilde elması eriten, elması yok eden tek şey gözyaşıdır. Allah'ın kudretine bakın ki insanın en hassas organı gözdür. Fakat gözün kendini koruma için iki silahı vardır. Bir, refleks, yani göz kapağı anında kapanır. İki, gözyaşı. Eğer gözünüzün içerisine bir elmas parçası gitse, bir demir gitse, bir çelik gitse, herhangi bir dışarıdan malzeme gelse, gözyaşınız onu zaman içerisinde eritir. Şöyle yaparsanız rahatlarsınız, rahatlatır. Gözyaşının eritmediği tek malzeme tırnaktır. Onun için geceleri tırnak kesilmez. Kesilmemesinin sebebi şimdiki gibi elektrik falan yok. Şimdiki gibi trim marka tırnak makasları da yok. Onun yerine falçatayla kesiyorlar tırnakları. Kesince kayar, gözüne gider, göz kör olur diye tırnak kesmek geceleri mekruhtur. Onun için Anadolu'da adettir. Gece tırnak kesmek uğursuzdur derler. Halbuki temizliğin uğursuzluğu olur mu?
Temizlik yapıyorsunuz. Niye uğursuz olsun? Ama uğursuz yakıştırması yaparak insanların gece, hadi bir şey daha söyleyeyim, tırnağı eritmeyen ikinci eşya diyelim yahut da varlık tavukların kursaklarıdır. Yahut da kümes hayvanlarının kursaklarıdır. Her şeyi eritirler, tırnağı eritemezler. Onun için tırnak sokağa atılmaz, çöpe atılmaz, gömülür. Böylece kümes hayvanlarının onları gagalayamayacağı bir yere, yoksa parçalanır kursakları. Mide yok onlarda biliyorsunuz ve ölürler. Her neyse, konuyu dağıttık. Şimdi lal taşından yüzükler yapılır, mühürler yapılır, küpeler yapılır. Her lal her kişiye iyi gelmeyebilir. Bütün taşların tabiatta özellikleri, hassaları vardır. Kimisi sert mizaçlılara iyi gelir, kimisi biraz daha mülayim olanlara iyi gelir. Onun için her yüzüğü takmayın. Dışarıdan taş alırken her taşı alıp hemen süs eşyası olarak vücudunuza yahut da üzerinizde bulundurmayın. Sizin ruhunuza uygun, burcunuza uygun özel taşlar vardır. Onlarla rahat edersiniz. Onlar sizin biraz daha sağlığınızı olumlu etkiler. Mineraloji ilmi çok geniş bir ilimdir ve daha insan doğarken, insanın doğduğu anda yeryüzündeki taşların yıldızlarla olan münasebeti dolayısıyla bir elektriklenme mevcuttur ve o elektriklenmenin size yaratılış anınızda etkisi vardır. Onun için burçlarınız değişik değişiktir. Aslan burcunun özellikleri şudur, işte Koç burcunun özellikleri budur, Başak burcunda şunlar şunlardır. Minerallerin bile orada mutlaka etkisi vardır üzerinize. Onun için güneşin doğuşu ve batışı yahut da mehtabın nerede olduğu, dolunay mı değil mi olduğu taşlar üzerinde, eşyalar üzerinde etkilidir. Lal, insanoğlunun sükuneti için hemen hemen her yerde yaygın şekilde bulunabilen bir taştır, yakut. Yakutun en fazla çıkartıldığı yakut ocaklarının, yakut maden ocağı diye çıkartıldığı yerde Bedahşan'dır. Doğu Türkistan'a yakın bir şehirde. Orada kayaların üzerinde kaya kınaları güneşin etkisiyle kına özelliğini kayalara verir ve kayalar kıpkırmızı, yakut rengine döner. Biliyorsunuz yakut toprağın altında kızarır. Astrahan diye bir şehir vardır Hazar Denizi'nin hemen üst kısmında. Astrahan'da yakuttan her şeyi yaparlar. Orada yakut ağaçların kökleriyle ve damla sakızı gibi salgıladıkları maddelerle oluşur. Orada bol miktarda bulunur. Yeryüzünün çeşitli bölgelerinde çeşitli taşlar çok çıkar. Bunlardan en kıymetlisi Afrika'da çıkanlardır. Biz onlara pırlanta deriz. Pırlanta dediğimiz için Afrika'yı bugün insanlık yağmalamaktadır. En fazla acı orada vardır. En fazla keder, en fazla açlık, en fazla gözyaşı Afrika'dadır. Çünkü insanlar onların ellerinden topraklarındaki madenleri almak istemektedirler. O kadar ki Afrika üzerinde uçarken uçağınızdan şimşeklerin her halini seyredebilirsiniz yağmurlu bir havada. Toprakta o kadar elmas, pırlanta, maden, yakut vesaire vardır ki gökyüzündeki elektriklenmeler bile hiç durmadan onların üzerine çakar durur. Gelelim tarihimize. Yakuttan mühürler kullanmak ve yakuttan hokkalar kullanmak, mürekkep hokkaları ve bir de yakuttan mücevher kutuları kullanmak meşhurdur. Eskiden benim öğrencilik yıllarımda, ilkokul öğrencilik yıllarımda, çok eski zamanlarda hokkalar vardı. Belki içinizde nostalji diye hatırlayanınız vardır. Devrildiği zaman mürekkep dökülmezdi içinden. O hokkalar
Eğer müzelere giderseniz eskiden yakuttan yapılırdı. İşlenmesi kolay bir taş olduğu için içini oyabilirler. Bir de onların düz olanlarını yaparlar. Şöyle küçük kutucuklar, yani el ayası kadar kutular yaparlardı, kapaklı kutular. Onların da içine eskiden sizin büyük büyük göbekten hanım anneleriniz yahut da sizin hemcinsleriniz içine süs eşyalarını yığardı. İnci küpelerini, ne bileyim zümrüt taşlarını, falanca yüzüklerini. Yani mücevher kutusunun bizatihi kendisi mücevherden olurdu. Yakuttan olurdu. Hala kapalı çarşıda yakuttan mücevher kutuları satılır. Eğer çok mücevheriniz varsa Allah daha çok versin. Öyle kutular alın, onlarda saklayın. Neden biliyor musunuz? Çünkü mücevherlerin de birbirleriyle dokunduklarında etkileşimleri birbirlerini bozar. Onun için taşı taşta saklamak lazımdır derler. Şimdi şiire geri dönelim. Bizim Fuzuli neler biliyormuş? Ne kadar Fuzuli bir adam değil mi? Şu kadar Fuzuli bilgiye bakın. Leblerin tek, senin dudakların gibi ey sevgili, lal yok. Dudaklarına benzeyen bir lal taşı yok. Yani şunu söyleyebilirdi, ey sevgili, senin dudakların ne kadar pembe, tıpkı lal taşına benziyor diyebilirdi. Hayır, bu onu söylemedi, tam tersini söyledi. Dedi ki, lal taşı diye şeyler var ama hiçbirisi, bu şuna benziyor. İltifat ettiğiniz zaman elbiseniz ne güzelmiş diyebilirsiniz. Bu ona iltifat ettiğinizi göstermez. Elbisesinin güzel olduğunu söylemiş olursunuz. Ama şöyle derseniz, elbiseyi ne güzel göstermişsin derseniz, o size iltifat etmiş olur. Elbiseyi bile güzel gösteriyorsun manasına. Bu sevgilinin kimliğini ve neliğini anlatabilmek için elbiseyi ne güzel gösteriyorsun diyenlerden. Leblerin tek, senin dudakların gibi lal yok. Lafsın tek, o dudaklardan çıkacak sözler gibi de lafız, söz, cümle. Dürü şahvar yok. Dür, inci demek. Şah yahut da şeyh, padişah demek. Şehvar, padişahlara yaraşır demek. Yani dürü şehvar, padişahlara yaraşan inci demek. İnci bilen var mı içinizde? İncisi olan var mı kolyesinde, şeyinde? Hayır hayır, şimdi burada. Bana bir var, tamam. Peki, ben olsaydı gösterelim diyecektim. Peki, inciler genelde patates gibidir, yamru yumru. Hakiki inciler. Eğer yüz yuvarlak bir inci satın aldıysanız, bilin ki o kültür incisidir, sahtedir. Çünkü hakiki inci hiçbir zaman yüz yuvarlak olmaz. Yüz yuvarlak inciler dünyada birkaç tanedir. Kaşıkçı elması gibi falanca müzede, filanca yerde diye kayıtlıdır onlar. Neden böyledir? Çünkü inci dediğimiz şey istiridyenin karnında oluşur. Şimdi süs olsun diye istiridye yapıyorlar. İçinde de bir tane inciyle satıyorlar süs eşyası olarak. Eskiden bunlar böyle değildi. Kızıldeniz'in kenarında, benim ellerim büyüklüğünde istiridyeler, bahar geldiğinde, Nisan yağmurları başladığında denizden sahile çıkar, kumların içine, hani deniz kaplumbağaları falan yürüyor ya bazen. Onlar gibi sahilde ağızlarını açarlar, böyle beklerler. Ta ki Nisan yağmurundan bir damla ağızların içine, kabukların içine düşsün. O düşünce hemen kapatırlar ve denizin içine giderler. Bu kanaatkar bir inci, kanaatkar bir istiridyenin tavrıdır. Ama istiridyeler genelde açtıkları ağızlarına bir damlayla yetinmezler, insanoğlu gibi. İkinci damla, üçüncü damla da ağzımıza düşsün, sanki kıtlık var. O ikinci, üçüncü damla düştüğü için o üç damla yan yana gelir, o iki damla yan yana gelir. Onun için inciler yamru yumru olur. İncilerin her birinin içerisinde bir Nisan damlası vardır. Unutmayın, hakiki incilerin içinde. Hala durur.
Neden? Çünkü o damla karnına girince istiridyenin bir müddet sonra tatlı su, denizin içinde tuzlu suda yaşayan bir varlıkta düşünün. Tuzlu suda yaşıyorsunuz ama karnınıza bir tatlı su damlası var. O damla sizi rahatsız etmeye başlar, istiridyeyi. O rahatsızlık sancı yapar. Sancıyı kesmek için istiridyenin metabolizması bir saydam sıvı üretir ve o sıvıyı o yağmurun etrafına kaplar. Bir müddet sonra o kapladığı sıvının etkisi geçer. Mesela bir hafta onunla idare eder. Bir hafta sonra gene sancımaya başlar. Bu sefer bir katman daha sıvıyla örter. Sonra 6 gün sonra gene sancımaya başlar, yani bağışıklık kazanıyor. Sonra 5 gün sonra, 4 gün sonra derken inci dediğiniz şey işte o katlanan, o kaplanan sıvı maddedir. Yani onun için her incinin içinde, hakiki incinin içinde Nisan yağmurlarından küçücük bir parça bulunur. Onun için inciyi delmek, inciyi ipliğe geçirmek için delmek çok zor bir şeydir. O katman katman kaplanan kabuklar siz delmeye başladığınız an çıt diye kaybolur. Sarrafların en fazla işçilikte emek verdikleri şey inci delmektir. Onun için delinmemiş inci kelimesi hiç el değmemişliği ifade eden bir kelimedir. Nazm kelimesi, şiir manasına gelen nazm kelimesi, ipliğe inciyi dizmek demektir. Bir şairin işinin zorluğuna bakın siz, nazım olabilmek için nazm, yani mısra, yani dize yapabilmek için kelimeleri sanki inci deler gibi delip yan yana dizmesi gerekiyor. Şimdi bir dize, bir dizi. İki dize, iki dizi. Şu iki dizeyi birer gerdanlık, iki dizi gerdanlık olarak kabul edin. Sarraf her bir harfi delip oraya dizmiş, şair her bir harfi oraya yan yana getirmiş. Yani incileri dizmek gibi bir şeydir şiir yazmak. Öyle kolay kolay delinmez. Kolay kolay da yan yana durduğu zaman güzel görünmez. İrliği, tenasübü, ışığı yansıtması, kırması, her şeyini hesap etmemiz lazım. İncinin Nisan mevsiminde iki damla, üç damladan oluşması ister istemez onu yağmuru yumru hale getirir. Hakiki inci satın alıyorsanız bilin ki o yüz yuvarlak değildir. Size bir şey daha söyleyeyim. Nisan ayında İstiridye'nin denizden çıkıp inci hasıl ettiği Nisan damlası, Nisan yağmurları ki berekettir biliyorsunuz Nisan yağmurları. Allah bu sene çok çok göndersin inşallah. O Nisan yağmurlarının bereketinden başka bir hayvan daha yararlanır. Yılan. Yılan tam Nisan mevsiminde topraktaki kış uykusundan çıkar, hava ısınmaya başlamıştır. O da ağzını açar, daha uyku sersemi. Ağzını açar ve bir damla Nisan yağmuru onun ağzına düşünce ağzını kapatır. O Nisan yağmuru onun karnında o yıl kullanacağı zehir olur. Onun silahı. Birinin karnında inci olan, diğerinin karnında tabiatı değişince zehir olur. Leblerin tek lal, u, lafsın tek senin sözlerin gibi de dürü şehvar yok. Şahlara yaraşır inci yok. Yani sen sevgili öyle şeyler söylüyorsun ki bana senin söylediklerin sultanların sözü gibi geliyor. Elbette öyle gelecek çünkü sen benim sultanımsın. Bunu gösteriyor. Birincisi bu. İkincisi, senin dudağın gibi inci yakut bulunmadığı gibi o yakutun içinde başka yerde inci de bulunmaz. Demek ki sevgiliye bir yakut kutu içinde inci hediye edilmiş. Üçüncüsü, eğer senin dudağın yakut bir hokka ise o hokkanın içerisinde saklı olan inciler dişler. Diş ile inci ikisi de mine tabakasına sahip. İkisinin de
görüntüsü odur. Dolayısıyla kainatın yegane incisi Efendiler Efendisi Muhammed Mustafa'dır. Bütün kainatı bir istiridye kabul edin, onun üretebildiği bir tek inci odur. İşte bunun için buraya şehvar kelimesini kullanıyor. Sultanlara yarış. Bu kelime bize hemen Hazreti Peygamber'i hatırlatıyor. Leblerin tek, senin dudakların gibi, lal yok, senin dudaklarından çıkan sözler gibi de sultanlara yarışır. Bir söz yok, inci yok. Hadis-i şeriflerden bahsediyor. Hangisini alsanız inci değerindedir. Hangisini öğrenseniz bir inciniz daha olur. Şimdi zihninizi yorun bakalım. 50 tane inciyi bir kutuda saklamayı mı yeğlersiniz? Yoksa 50 tane hadisi ezberleyip kalbinizde saklamayı mı yeğlersiniz? Materyalizm 50 tane incimiz olsun diyor. Ama hakiki sultanın, hakiki aşıkın 50 tane inciye dönüp baktığı yoktur. Bilakis o, eğer ona aşık olduğunu düşünüyorsa sevgiliden 50 tane hatıra 50 inciye bedeldir. 50 inci eder her birine. Lalu gevher çok. Yeryüzünde inci ve mücevher çok. Lal, yakutlar çok. Gevher, mücevher demek, cevher. Lebin tek, şimdi burada bir sihri helal sanatı yapıyor. Sihri helal şu demek. Bir mısrağın içerisinde bir kelime grubunu iki virgül ile ayırıp öncesiyle ve sonrasıyla okuduğunuzda ayrı anlam çıkıyorsa buna sihri helal, yani helal büyü derler. Yani büyü haramdır. Ancak bir tek burada büyü helaldir. Söz ile büyü yaparsınız. İşte bu söz büyüsüdür. Şöyle diyor. Lalü gevher çok lebin tek. Buraya kadar okuyun. Lebin tek, lebin, dudağın gibi mücevher ve lal çoktur. Virgül. Lalü gevher bar yok. Ama mücevher yüklü bir lal yok. Bir de şöyle okuyalım. Lalü gevher çok, virgül. Lebin tek lali gevher bar yok. Şimdi buradaki lebin tek ifadesi virgülü başına veyahut da sonuna koyduğunuzda bakın lali gevher çok lebin tek. Dudağın gibi inci ve mücevher pek çoktur. Birinci anlam bu. Şöyle okuyalım. Lali gevher çok, lebin tek lali gevher yok. Senin dudağın gibi cevherler saçan, etrafa cevherler saçan bir dudak daha yaratılmadı. Buradan da hilye dediğimiz kitabın göndermesi var. Bu da şu demek, Peygamber Efendimiz gülümsediğinde ve konuşurken dişlerinin arasından dolu taneleri gibi ışıklar saçılır imiş. Yani tıpkı bir inciye yansıyan ve inciden dışarıya kırılan ışıklar gibi lal gevher bar dediği, yani mücevherler saçan lal dudak yok dediği yine aynı mazmun. Hazreti Peygamber'i bize iki defa hatırlatmış oldu. Lal gevher çok lebin tek yahut lebin tek lal gevher bar yok. İki bir anlamıyla. Padişahlara yaraşır bir inci. Sadece Topkapı Sarayı'nda bir tane var. Mecazi manada sizin ne sorduğunuzu bilmiyorum. Evet.